Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz, sizin sesiniz. Radyo Haber 106.9 sizin sesiniz, sizin sesiniz. Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, düzenlediği toplantıyla ilçede eğitim veren okul müdürleriyle bir araya geldi. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıya Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Kocabıçak, Jandarma Üsteğmen Ferhat Kaanoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Zenginal, Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan İnce ve ilçede faaliyet gösteren okulların müdürleri katıldı. İlçede verilen eğitimin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Kaymakam Metin Kubilay, eğitimin önemine vurgu yaptı, okulların denetleneceğini söyledi. Çocuklarımızın geleceği, biraz önce belirttiğim gibi, en önemli meselemiz. Çocuklarımızın geleceğinden daha önemli bir konu olamaz. Yarın bizim yerimizde çocuklarımız olacak, öyle değil mi? Hepimizin yerinde, sizlerin yerinde çocuklarımız olacak. Bu anlamda tabii ki çocuklarımızın en başta güvenli bir şekilde okula gidip gelmeleri önemli. Göreve başlamasıyla birlikte Çerkezköy'de yeni bir dönemin perdelerinin aralandığını ifade eden Kubilay, okulların kantinlerine ayrı bir önem vereceklerini söyledi. Bu kantinlerimizin tabii denetimlerinin hijyen şartlarına çok önem veriyoruz. Bizzat ben de kendimi denetliyorum zaman zaman. O yüzden sorumlu kuruluşta da burada İlçe Tarım Müdürlüğümüz, tabii yerine göre İlçe Sağlık Müdürlüğümüzün de gerekiyorsa. Ama tabii ki gıda yönünden denetimi İlçe Tarım Müdürlüğümüz yapıyor. Bu anlamda hem okul derleri sorumlu hem de İlçe Tarım Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz de en başta tabii sorumlu. Arkadaşlar sorumluluklarının gereğini yerine getirsinler. Yani mutlak surette her kantin derdinden geçecek. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılı için eylem planı hazırlanmasını isteyen Kaymakam Kubilay, not vermekle eğitim olmaz dedi. En başta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, daha sonra her okulumuz ayrı ayrı, bakın arkadaşlar çizik çekerek not edin bunu bak. Okul idarecilerine söylüyorum bunu. Milli Eğitim Müdürümüz ve okul idarecilerimize söylüyorum. Başarının arttırılması için bir eylem planı hazırlayacaksınız. Okullarımızda başarımızın arttırılması için bir eylem planı mutlak surette hazırlayacaksınız. Bununla ilgili planlama yapacaksınız. Bugünkü nokta nedir? Bundan sonraki ulaşmak istediğiniz ve yapılması gerekenler, başarının arttırılması. Tabii bu başarı arttırılması derken sadece somut, işte SBS sınavları hani şu ana kadar yapılıyordu biliyorsunuz. Veya bundan sonra yapılacak sınavlar, üniversite sınavları. Tabii ki sınavlarımız, merkez sınavlar ve işte önemli olmakla beraber tabii ki not ortalamaları da önemli. Tabii ki alınan başarılar gerek il içerisinde gerek Türkiye çapında alınan eğitimle ilgili başarılar, sosyal kültürel başarılar bu anlamda çok önemli. Sadece biz nota değil de eğitimin kalitesiyle ve kalitenin artırılmasına da çok yakından ilgiliyiz. Sil baştan bir eğitim anlayışıyla eğitim seviyesini yükseltmeye amaçladıklarını belirten Kubilay, her okul için bir karne düzenleyeceklerini de altını çizdi. Okullarımızın çalışmalarını birebir takip edeceğiz. Sizlere haberli ve habersiz ziyaretler ve denetimlerimiz olacak. Bu konuda herkes hazırlıklı olsun. Bilgilerini güncellesinler. Güncel bilgiler. Bu dediğimiz çerçevede yapmış oldukları çalışmalar ve yapacakları işte bu husustaki çalışmaları planlasınlar. Çerkezköy'de 23.218 öğrenciye 699 öğretmenin eğitim ve öğretim vereceğini belirten Kubilay, sosyal ve kültürel etkinliklerin önemine de işaret etti. Proje çalışmanın önemi diyoruz. Değil mi arkadaşlar? Proje çalışmaya çok önem veriyoruz. Okullarımız mutlak surette tabii biliyorsunuz Avrupa Birliği gıda programlarımız var. Avrupa Birliği işte eğitim programlarımız var değil mi? İşte
bazı adları var onların. Değil mi? Onlardan bilmiyorum tabii Çerkezköy'de ne kadar yararlanıyor. Bunlar arkadaşlarımız biraz daha eğilsinler. Avrupa Birliği'yle ilgili bu eğitim projelerinden, hibe programlarına yararlanmak için projeler geliştirsinler. Kubilay, üstün performans sergileyen öğretmenlerin ödüllendirileceğini de sözlerine ekledi.